كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام والتحيات والإكرام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته آل الله. والسلام عليكم وعلى الصالحين من عباد الله. Çok değerli Ehl-i Beyt aşıkları, İzmir'in çeşitli ilçelerinden, merkezinden, Manisa'dan ve civar yerlerden Şah-ı Merdan İmam-ı Ali Emir-ül Mü'minin Efendimizin Kabe-i Muazzama'da mübarek zuhurunu, viladetini, teşrifini anmak üzere buraya teşrif etmiş çok değerli ağabeylerim, bacılarım, ablalarım ve bizleri izleyen Hak Muhammed Ali aşıkları, hepinize selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Bizleri bugün de bu mübarek cemaller ile buluşturan Torbalı Ehl-i Beyt Camisi değerli alimi, hatibi ve hocası Sayın Şeyh Ali Çalar kardeşime, derneğin başkanı Sayın Hacı Hamza Turan ağabeyime, yönetim kurulu üyelerine ve bu mübarek sofrada tuzu, emeği, duası bulunan bütün canlara şükranlarımı, selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Esselamu aleyke ya Esadallah. Esselamu aleyke ya Veliyyallah. Esselamu aleyke ya Kelimetallah. Esselamu aleyke ya Ayetallah. Esselamu aleyke ya Cembeallah. Esselamu aleyke ya Aynallah. Esselamu aleyke ya Lisanallah. Esselamu aleyke ya Uznallah. السلام عليك يا وجه الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صاحب ذي الفقار السلام عليك يا ساقي الكوثر السلام عليك يا قالع باب خيبر سيدي ومولاي أمير المؤمنين أبارك ظهورك وتشريفك بالكعبة المعظمة Bibeytillahi'l-Haram. Çok değerli canlar, kıymetli müminler, bizler bu zamanlarda siyasilerin doğum günlerini anmaya alışmışız. Futbolcuların, topçuların, popçuların, artistlerin, meşhur ünlülerin, devlet başkanlarının doğum günlerini anmaya alışmış bir zamanda yaşıyoruz. Ama bugün de Recep ayının 13'ünde demin sayılamayacak faziletlerinin, lakaplarının, künyelerinin azıcık, yani deryadan bir damla saymaya çalıştığım İmam-ül Muttakîn, Emir-ül Mü'minîn ve Mevla-ül Muvahhidîn Hazreti Ali Efendimizin mübarek Kabe'deki teşriflerini anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bendenizden önce buraya teşrif etmiş değerli ulema kardeşlerimizden bayağı şeyler dinledik, istifade ettik. Mevlam cümlelerinden razı olsun inşallah. Bendeniz uzatmayacağım, tekrar da yapmamaya çalışacağım. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere ve bütün insanlara anlatmak istediği, bizlere vermek istediği birkaç mesajı ve tabii ki münasebetle ilgili birkaç noktaya temas edeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş: "Zikru Ali'in ibadah ve nazaru ila vecihi Ali'in ibadah ve hubbu Ali'in ibadah." Ali'nin zikri ibadettir. Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir. Ali'yi sevmek ibadettir. Biz o ibadette bir araya gelmiş ve onu anmaya çalışacağız.
ne bendeniz ne de hiçbir insan İmam-ı Ali'nin faziletlerini, Şah-ı Merdan Emir-ül Mü'minin Efendimizin menkıbelerini anlatmaya zamanlarda, ulemada, yerlerde, mekanlarda sığmaz. Bunun aczini ilk önce itiraf edelim. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş, Ya Ali ma arifallah illa ana ve ent. Ey Ali, hakkıyla Allah'ı bir ben, bir sen bilirsin. Ve ma arifani illa Allah ve ent. Beni hakkımla tanıyan bir Allah, bir de sen varsın ey Ali. وَيَا عَلِي مَا عَرِفَكَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ Seni haddi zatınla, hakikatınla tanıyan bir Allah vardır, bir de ben varım. Bunu uyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Yine aynı Resulullah بِأَلِي هُوَ وَاُمِّي buyuruyor, لَوْ كَانَتِ الْاَشْجَارُ اَقْلَامَ وَالْبِحَارُ اَمْدَادَ والإنس كتابة والجن حسابة على أن يحصل فضائل أمير المؤمنين ما أحصوها. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizler deryalar mürekkep olsa, bütün insanlar yazıcı, bütün cinler hesaplayıcı olsa, Ali bin Ebi Talib'in faziletlerini, menkıbelerini, üstünlüklerini bitiremezler ve onları ihata edemezler. Bunu buyuran Resulullah'tır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, اَنَا مَد۪ينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌ بَابُهَا اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌ بَابُهَا مَنْ اَرَادَ الْعِلْمِ فَلْيَأْتِ الْبَابِ Ben ilim şehriyim. Ben hikmet kapısıyım. Ben hikmet ve ilim şehriyim. Ali de onun kapısıdır. İlim isteyen, hikmet isteyen, marifet isteyen, İslamiyet isteyen, din isteyen, Allah'ı cenneti âlâyı isteyen kapıya, yani Ali'ye başvurur. Maalesef tarih boyunca zamanında Emeviler, Abbasiler ve sonrasında gelen bütün zalim iktidarlar bu mazlum ümmeti ilmin kapısından mahrum etmeye çalıştılar. Habire birileri bacadan, pencereden ve bir yerlerden Allah'ın evine girmeye çalıştılar. Dinin evine girmeye çalıştılar. Ama Hazreti Resulullah'ın buyruğu üzere bütün o kapılar çıkmaz sokaktır. Bütün o bacalar, pencereler, çatılar İmam-ı Ali'den gayri çıkmaz sokaktır. Kapalıdır. İmam Ali Efendimiz'i anmak için Alevi olmaya gerek yok. Şii Caferi olmaya gerek yok. Sünni, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli veya Zeydi, Husi olmaya gerek yok. Müslüman olmak, hatta insan olmak yeterlidir. Bakınız, Hristiyanların ünlü bir alimi, Paulus Salame adındaki Lübnanlı bir alim, Eydül Gadir adında bir kitap yazıyor. En büyük bayram, en kutlu bayram İdul Gadir, Gadir Hum bayramı. Yine Hristiyanların meşhur bir alimi George Cırdak adındaki biri Ali Sautul Adaletil İnsaniye. İmam Ali insanlığın adaletinin ortak sesidir şeklinde dört ciltlik bir ansiklopedi yazıyor. Eski Birleşmiş Milletler'in genel sekreterlerinden biri olan Kofi Annan, İmam Ali Efendimiz'in Maliki Eşter Hazretlerine beyan buyurduğu vali olarak gönderirken
يا مالك ارفق بالناس، الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. Bütün insanlar iki çeşittir. Ey Malik, seni vali olarak gönderiyorum. Ama sakın ola ki insanlara zulmetmeyesin. İnsanların arasında ayrım tefrika yapmayasın. Dikkat et ve şunu unutma ki bütün insanlar iki çeşittir. Yani kadını, erkeği, siyahı, beyazı, arabı, acemi, büyüğü, küçüğü, mümini, kafiri, hepsi dahil. Kuzeylisi, güneylisi, doğulusu, batılısı, mezhepleri bir yana. Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi bir yana, bütün insanlar iki çeşittir. Ya senin din kardeşin veya senin yaratılışta eşindir. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorsa o senin din kardeşindir. Bu şehadeti yapmıyorsa, yani Müslüman değilse, o ayrıdır, gayrıdır değil, senin insan kardeşindir. Senin yaratılışta eşindir. Yani insan olarak onunla aynı haklara, aynı imtiyazlara sahipsin. Sakın ola ki ben emirul mümininin, valisi, İslam devletinin başkanının valisi olarak kendini ondan farklı görmeye kalkmayasın. İşte İmam-ı Ali Efendimizin, Şah-ı Merdan Efendimizin valilerine, dolayısıyla Müslümanlara, bizlere ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlara vasiyeti budur. Emirul Mü'minin Efendimizin bir ismi de Velidul Kâbe, Ali Velidul Kâbe. İmam Ali Kâbe'nin çocuğu, yani Kâbe'de doğan, Kâbe'de zuhur eden tek varlık. Düşünün, Allah-u Teala bu dünyaya 124 bin peygamber göndermiştir. Her bir peygamberin de bir o kadar vasisi vardır. Yani 124 bin peygamber artı 124 bin vasi. Çünkü İmam Ahmed bin Hanbeli, Sünni kardeşlerimizin Hanbeli mezhebinin imamı olan Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: لِكُلِّ نَبِيِّنْ وَصِي وَوَصِيِّ عَلِيُّ نَهَبِي طَالِمْ. Her bir peygamberin vasisi vardır. Ey Selman, Hazreti Selman Efendimiz'e, وَاِنَّ وَصِيِّ وَخَلِيفَتِي وَوَزِيرِي عَلِيُّ بْنُ اَب۪ي طَالِمْ. Onun içindir ki bize ne kadar isim takarlarsa taksınlar, ister Alevi desinler, ister Sünni desinler, ister Şii, Caferi, Zeydi desinler, isterse Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli desinler, bütün İslam ümmetinin üzerinde ittifak ettiği yegane imam, halife, emirul müminin İmam-ı Ali Efendimiz'dir. Şu an İslam ümmetinin yegane ittifak ve yegane tevhid konusu Resulullah'ın bize iki emanet olarak bıraktığı Kitabullah ve Etreti Ehle Beyti. مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي اَبَدًا. Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beytim'dir. Biraz dikkat edersek tarihe, özellikle Anadolu'da yaşayan Müslümanlar olarak, bugün Türkiye Cumhuriyeti'mizde, Anadolu'da اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ diye şehadet getirmiyorsa, ezan okunuyorsa, iman eden Müslümanlar bulunuyorsa, bu burayı İslam'la şereflendiren Horasan'dan gelen Alevi erenleri sayesindedir. Yani Şeyh Edebali'nin, Yunus Emre'nin, Tapduk Emre'nin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve bir sultan gibi büyük erenlerin, ozanların sayesindedir. Anadolu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
asli vatandaşlarının Ehlibeyt'le sorunu yoktur, olmamalıdır. Hazreti Ali ile 12 imamla sorunu yoktur, olmamalıdır. Velev ki birileri onlardan ayırmaya çalışsa bile, velev ki mazlum ve necip milletimiz, milletimizi Ehlibeyt ve İmam Ali Efendimiz'den birileri onları ayırmaya, ayrıymış, gayrıymış, farklıymış gibi göstermeye çalışsa bile. Demin alim kardeşimiz güzel buyurdu, İmam Ali Efendimiz'in Kabe'deki mübarek doğumuyla ilgili. Allah'ın gönderdiği 124 bin peygamberin hiçbiri Kabe'de doğmadı. Hiçbir veli, hiçbir vasi, hiçbir enbiya, evliya, avsiya Kabe'de doğmadı. Emirul müminin haricinde. Hatta hadis ve tarih kitapları babasız olarak ve çok büyük bir mucizevi şekilde dünyaya gelen Hazreti İsa aleyhisselam Efendimiz'e hamile kalan Allah'ın nuruyla, nefesiyle hamile kalan Meryem anamız Hazreti İsa'yı doğurmaya geldiği zaman Beytül Makdis'e girmek istedi. Değil Kabe'ye, Beytullah'a. Ve nidadan, göklerden bir ses gelir. Ya Meryem, uhrucu innehu beytu ibade ve leysa beyte vilade. Ey Meryem, Beytül Makdis'ten çık. Burası viladet evi değil, ibadet evidir. Babasız olarak dünyaya gelen Allah'ın ruhundan, Allah'ın nurundan, Allah'ın nefesinden ki Hazreti İsa aleyhisselam Efendimiz biliyorsunuz lakabı Ruhullah'tır. Ruhullah olan Hazreti İsa aleyhisselamı mucizevi olarak dünyaya getirmeye kalktığında Hazreti Meryem anamız Beytül Makdis'ten, o ibadet evinden dışarı çıkmakla emredilmiştir. Ama Hazreti Fatıma binti Esed selamullahi aleyha anamız Kabe'yi tavaf ettiğinde ve Hazreti İmam Ali'nin orada doğumu yaklaştığında Allahümme inni mu'minetun bi enbiyaike ve bi kutubike ve bi rusulike ve bi ceddi İbrahim ellezî benâ beyteke. اللهم بحق هذا البيت الذي بناه جدي إبراهيم وبحق الذي أحمله في أحشائي إلا أن يسرت علي ولادتي. Dedikten sonra kapı açılmıyor, duvar yaralıyor. Kapı açılsaydı birileri derdi ki ya Kabe'nin kapısı unutulmuş da işte oradan girdi Hazreti Fatıma. Veya bir etkenden, rüzgardan veya herhangi bir sebepten dolayı Kabe'nin kapısı açıldı ve Hazreti Fatıma içeri girdi. Yok. Şu ana kadar izleri mevcuttur. Ve birileri, özellikle Vahabiler, ısrarla orayı kapatmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar izi bulunan El-Mustecar Mağlı orada duvar yaralıyor ve Hazreti Fatıma aleyhisselam içeri girmekle emrediliyor. Beytül Makdis'e giren Hazreti Meryem Beytül Makdis'ten dışarı çıkarılıyor. Ama dışarıda bulunan Hazreti Fatıma binti Esed için Allah'ın evi Kabe Beytullah yaralıyor, duvar açılıyor ve içeri girmekle emrediliyor. İçeri giriyor. Ve o duvar tekrar bitişiyor. Rivayetler diyor ki 3 gün kalıyor. Şimdi orada havasız, nefessiz, yemeksiz, susuz nasıl kaldı? Bütün Müslümanların bunu düşünmesi lazım. Aynı onu da boş verdik. Eğer o doğum sıradan bir doğum ise, eğer o viladet sıradan bir viladet ise, biliyorsunuz beşeri ahveldir,
Kadınlar doğurduğu zaman lohusa olur. Kan gelir. Ve kirlenirler. Biliyorsunuz ibadetlerden, namazdan, oruçtan uzak dururlar. Özel durumlarda olan bir kadının bir mescide girmesi haramdır. Dinimizce haramdır. Yasaktır. Mescide giremez. Sıradan bir camiye giremez. Bir mescide giremez. Ama bütün Müslüman ulemanın, bütün ilahiyatçıların bunun üzerinde tefekkür etmesi lazım. Sıradan bir mescide, sıradan bir camiye doğum yapan bir kadın ve özel durumda olan bir kadın giremezken, girmesi haram ve yasak iken Hazreti Fatıma binti Esed selamullahi aleyha Hazreti İmam Ali Efendimiz'i dünyaya getirmek için nasıl Allah'ın evine giriyor? Bütün Müslümanların Kâbesi, kıblesi, teveccühü ve kıblegahı, secdegahı olan Allah'ın evinde nasıl 3 gün kalıyor? Bu dinen nasıl mümkündür? Çıktıktan sonra o nur ile çıkıyor. Ve herkes tabii ki başına üşüşüyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz İmam Ali Efendimiz'i öpüyor, kokluyor, kucaklıyor ve İmam Ali Efendimiz